Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'dan bahseden ayetlerdeydik. Neml suresinde. İkisi de Allah'a hamd etmişti çünkü Allah-u Teala onlara ilim vermişti. Yani biz çok bilgiliyiz diye böyle gösteriş falan yapmıyorlardı. Bu Allah'tan kaynaklanıyor, övgü Allah'adır diyorlardı. Ve ilmin de ne kadar büyük nimet olduğunun ikisi de farkında. Ve 16. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ Süleyman Davud'a mirasçı oldu. Hangi açıdan mirasçı oldu? Yani şöyle söylenir, peygamberler miras bırakmazlar. Yani ümmete harcanır onların mirasları. Böyle düşünürse sadece din olmuş olur. Yani o Davud peygamber, Hazreti Süleyman'ın babası Müslümandı. Peygamber de aynı zamanda. O da ona varisçi oldu. O da Müslüman oldu, o da peygamber oldu şeklinde. Ve kâle ya eyyühen nâsu dedi ki ey insanlar ullimnâ mentikat tayri kuş dili öğretildi bize. İlk olarak akla gelen hem bize dediği için hem Süleyman peygambere hem Davud peygambere kuş dili öğretilmişti şeklinde. Fakat krallar kendileri için ben demekten ziyade biz derler. Bazı alimlere göre de burada Süleyman peygamber kendisinden bahsediyor. Bana öğretildi anlamında yani. Bize öğretildi derken onu kastediyor. Hani yöneticiler de öyle yaparlar. Biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık derler. Halbuki kendisi o. Bize kuş dili öğretildi. Yani Hazreti Süleyman anlıyormuş kuşların ne konuştuklarından. Zaten ordusunda kuş da var Hazreti Süleyman. İsmi de veriliyor birisinin Hudhud kuşu diye. Bayağı konuşuyor, düşünüyor, yorumlar yapıyor. İlginç bir kuş yani. Yani muhtemelen mucizevi bir kuş o kuş. Ve utina min kulli şey. Bize her şey verildi. Burada bize her şey verildi derken bize çok şey verildiği anlamda. Yani şöyle bir bilgi yok bizde. Her şey Süleyman peygambere aitti o dönemde. Hiç kimsenin malı mülkü yoktu, sadece onun vardı. Böyle bir bilgi yok bizde. O yüzden buradaki bize her şey verildi. Yani çok şey verildi, çok nimet verildi anlamında. Mesela biz de şöyle diyoruz. Ya herkes konuşuyor diyoruz mesela. Aslında herkes konuşmuyor. Biz de biliyoruz onun herkesin konuşmadığını. Ne anlamda söylüyoruz onu? Çok kişi konuşuyor anlamında. İnne hâze lehuvel fadlul mübîn. İşte bu apaçık bir lütuftur. Yani Allah-u Teala ilim verdi. Kuşların dilini de öğretti ona. Nimet üstüne nimet. Bir de bize her şey verildi diyor. Yani birçok nimet verildi. Hepsini Kur'an-ı Kerim saymıyor. Yani hangi nimetler verildi Hazreti Süleyman'a? Bir kısmından bahsediyor. Ki en ayrıntılı da bu surede anlatılıyor. Neml suresinde. Neml karınca demek. Ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi vel tayri fehum yuzaun. Süleyman için toplandı orduları, onun askerleri toplandı Süleyman için. Kimlerden oluşuyordu bu ordu? Minel cinni, cinlerden. Onları da emri altına almış. Nasılsa artık onu Allah bilir, biz bilmiyoruz. Vel insi, insanlardan oluşan. Ve tayri ve kuşlardan oluşan bir ordusu varmış onun. Fehum yuzaun, ona sevk ediliyorlardı. Yani onun sözünden çıkamıyorlar. Nasıl olduysa kendisine itaat ettirmiş. Allah-u Teala ona öyle bir özellik vermiş. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli. Onlar bu ordu yani. Neml vadisine geldiğinde, burada alâ kullanılmış. Alâ üzerinde demek, muhtemelen şöyle yüksek bir yerden Neml vadisine doğru geliyorlar yani. Kâlet nemletun, bir karınca dedi ki, yani bununla ilgili de demişler ki bu karınca dişi mi erkek mi? Kâle nemletün deseydi bir tane karınca anlamına gelirdi. Kâlet nemletün deyince dişi karınca olduğu anlaşılıyor demişler. Bu dişi karıncanın sözleri de biraz Belkıs'a da benziyor zaten. Yani Belkıs insanlara yöneticilik yapıyor. Bu dişi karınca da kendi topluluğuna yöneticilik yapıyor gibi bir şey.
Dedi ki, ya eyyühen nemlu, ey karıncalar dedi. Udkulu mesakinekum, yerlerinize girin. La yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu. Süleyman ve ordusu sizi ezmesin demiş. Yani ne yapıyor? Koruyor, gözetiyor yani yönetimindekileri. Ve hum la yeş'urun, farkında olmadan sizi ezmesin Süleyman ve o askerleri. Yani demek ki şöyle de bir bilgisi var bu karıncanın. Yani farkında olarak ezmez Süleyman. Dikkat eder yani. Niye eziyoruz karıncaları? Allah-u Teala yaratmış, onlar da canlı. Bize bir zararı da yok diye düşünür o diye. Bu bilgi de var herhalde bu karıncada, o anlaşılıyor. Farkına varmadan onun ordusu, askerleri sizi ezmesin diyor. Tedbir alıyor yani elemanları zarar görmesin diye. فَتَبَسَّمَ دَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا Onun sözünden dolayı Süleyman gülercesine gülümsedi diyor. Hazreti Süleyman ondan da anlıyor. Bakın o karıncanın ne konuştuğunu da anlıyor. Yukarıda kuş dili üretildi demişti. Ve bize her şey verildi demişti. Demek ki bu her şeyi derken kastettiği nimetlerden birisi de bu. Yani karıncanın ne dediğini anlıyor Hazreti Süleyman. Duyuyor bir de yani, o da ilginç. Yani karıncanın bizi yürüyüşünü bile duymayız, konuşmasını nasıl duyalım? Allah-u Teala nasip edince oluyor. Min kavliha ve kâle rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en e'mele salihan terdâhu ve edhilni bir rahmetike min ibadike salihin. Ey Rabbim diyor Hazreti Süleyman, beni ana babama, baba ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et diyor. Ne yapıyor? Allah-u Teala'dan yardım istiyor. Yani iyilik yapacaksak da Allah-u Teala'nın yardım olmadan yine yapamayız. O lütfedecek ki bize sağlık, sıhhat verecek, mal mülk verecek, imkan verecek, makam verecek vesaire. Öyle yapabilelim yani. Haliyle her halükarda Allah-u Teala'nın yardımına muhtacız. O da Allah-u Teala'dan yardım istiyor. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat diyor. Yani aslında salih kulların arasına girmek için çalışıp çabalamak gerekiyor. Namaz kılacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, harama helale dikkat edeceğiz vesaire. Ama biz şöyle diyemiyoruz. Alın terimle ben salih kullar arasına girdim. Yani yok, Allah-u Teala'nın rahmetiyle girebiliriz yani. Onun bize rahmeti çok değerli, çok önemli. Buna vurgu yapıyor Hazreti Süleyman. Ve yani karşıma iyi durumlar çıkar, ben de salih amel işleyeyim diyor. Güzel şeyler yapayım. Çünkü zor bir şey yani. İyi şeyler yapabilmek, öyle kimse insanın önüne kırmızı halılar sermiyor ki yani iyi şeyler yapma konusunda. Engeller çıkıyor. Allah-u Teala'dan yardım istiyor konuda. Ve tefekkadet tayra فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِب۪ينَ Şimdi bu orduları toplandı ya, karşısına geldi insan, cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşan bir ordusu var. Onları teftiş ediyor şimdi, ne var ne yok. Hani içtima almak diye bir şey vardır askerlikten bilirsiniz. اَتَفَقَّدَ تَيْرَ Kuş kayboldu. فَقَالَ Dedi ki, مَا لِيَ لَا اَرَى الْهُدُودُ Ben hududu göremiyorum dedi. Şöyle kuşlara bir bakıyor. Hudud nerede? اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِب۪ينَ O kayıplara mı karıştı? Diyor. لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا Ben ona çok şiddetli bir ceza vereceğim diyor. Yani anlaşılıyor ki bir sıradan bir kuş değil yani. Cezaya muhatap olabilen bir kuş bu. Yani Allah-u Teala bir özellik verirse, baktık ki kuş bile hani insan gibi hareket edebiliyor ki bunda zaten öyle özellikler var yani. Çok ilginç bir kuş bu hudud. Evle ezbehennehu ya da onu keseceğim. Evle yetiyenni bi sultanin mubin ya da bana ne yapacak o? Apaçık bir delil getirecek. Yani kimden izin aldın sen gidiyorsun? Denetleme sırasında kayıpsın. İçtima alıyoruz burada, sen yoksun diyor. Bayağı sert ifadelerle. Bir tehdit bari ifadelerle araştırıyor yani. Nereye gitti bu hudud? فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَيْنْ بِنَبَيْنْ يَقِينٍ Hudud çok beklememiş, çıkıp gelmiş. Ve Hazreti Süleyman'a hitap ediyor.
senin bilmediğin bir şey öğrendim. Demek ki Hazreti Süleyman az önce demişti ya, bana her şey verildi. Bakın onun bilmediği şeyler de var. Dolayısıyla dediğim gibi yani bana çok şey verildi anlamında, her şey verildi anlamında değil. Senin bilmediğin bir şey öğrendim ben. Sebe'den diyor sana sağlam bir haber getirdim. Sebe melikesi Belkıs. Melike kraliçe demek. Melik kral demek. Sebe melikesi Belkıs'tan getiriyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de o Belkıs adı geçmiyor. Kur'an-ı Kerim zaten fazla insan adı vermiyor. Yani 24-25 civarı peygamber ismi veriyor. Bir de peygamber olmayan az sayıda kişiden bahsediyor, isimlerini veriyor. Niye? Konu ön plana çıksın diye. Yani ben size bazı ahlaki dersler anlatsam rahat dinliyorsunuz. Fakat isim versem, cemaatten falanca desem o zaman şeye yoğunlaşamıyorsunuz yani. Konu neydi? Ne ders çıkaracaktık buradan? Zor oluyor. Aklı insanın o kişiye gidiyor yani. Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle kişilerin isimlerini vermemiş ki Kur'an-ı Kerim zaten öğüt kitabı. Allah-u Teala biz öğüt alalım diye bunu gönderdi. İsimlerden az söz ediliyor. Evet, oradan sana sağlam bir haber getirdim diyor. Ne haber getirmiş? Allah nasip ederse sonraki dersimizde konuşuruz. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.